Biz de burada cemiyetimiz kendi imkanlarımız çerçevesinde kendi hizmetimizi, kendi dezenfektelerimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz, önemli dikkat ediyoruz buna. Bizlerin de bu süreçte talimatlara, kurallara uymamız gerekir ki en hafif, en azami şekilde bu hastalıktan, bu virüsten kurtulmamız gerekir. Tüm canlara buradan selamlar, saygılar dileriz. Biz cemiyetimizi her zaman en iyi şekilde dezenfekte etmeye, korumaya çalışıyoruz. İyi günler. Merhabalar, Mersin. Mersin Cem Evi'nden arıyorum. Evinde kal masasında. Mersin Cem Evi Başkanımız Hasan Kılavuz dedi. Şube Sekreteri Özgür Bey'in selamları var efendim. Tamam, tabii ki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl efendim? Hoşçakalın. İyi günler dileriz. Şimdi süreç şöyle başladı. Cemevi Yönetim Kurulu olarak acilen bir toplantı yaptık. Bu toplantı sürecinde çeşitli karar aldık. Bunlardan en önemlisi bizim için halk sağlığı çok önemliydi. İşte cenaze lokmalarının ileri bir tarihe kadar iptal edilmesi, saz ve resim kurslarının iptal edilmesi, cenazelerde üyelerimize göndermiş olduğumuz SMS mesajların iptal edilmesi belli bir süreliğine. İlk baştaki sürecimiz böyle başladı koronavirüsüyle ilgili. Daha sonrasında kendi personellerimizle Dünya Sağlık Örgütü'nü de göz önünde bulundurarak onların tavsiyeleri doğrultusunda önerdikleri ilaçları kullanarak günlük cemevini dezenfekte etmeye başladık. Süreç böyle cemevinde yürümeye başladı. İşte personellerimizi dönüşümlü izinlere göndermeye başladık. Kısmi çalışmalara başladık. Böyle başladı süreç. Evet, burada bir farkındalık yaratmak adına iki personelimiz de bir evinde kal masası oluşturduk. 65 yaş üstü inancımızı hem nesillerimize aktaran hem cemevinin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan 65 yaş üstü üyelerimizin bizim için çok önemliydi. Yaklaşık 1700 üyemizi birebir arayarak, telefonla konuşarak hem sağlığını sorduk, hem bizlerden bir ihtiyacı var mı, ne tür ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Bunları notlar alarak, çeşitli kurum ve kuruluşlardan da destek alarak üyelerimizi daha sağlıklı bugünleri geçirmesi için elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Tabii bu süreçte, bu aramalarda çok olumlu mesajlar aldık. Üyelerimiz bize çok olumlu baktılar, olumlu dönüşleri oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. 1700 üyemizin yaklaşık %10'un ihtiyacı vesile olmuştu. Bizler bunlara şöyle yardımcı olduk. İşte raporlu ilacın ilaçlarını alamayan 65 yaş üstü üyelerimiz vardı. Tabii bu üyelerimizin içinde yaşı 90 ve 100'e varan üyelerimiz de vardı. İşte ilaçlarını aldırmada, ondan sonra gıda paketlerinin eve gönderilmesinde, ondan sonra sıcak yemek. Yani 65 yaş üstünde evde tek kalan yaşlı üyelerimiz vardı. Bunlara günlük sıcak yemeklerin gitmesinde yardımcı olduk. Bu süreçte bize en büyük desteği Mersin Büyükşehir Belediyesi verdi. Yaklaşık şu an 35 üyemizin hem evine gıda paketi gitmesinde, hem de günlük sıcak yemeklerin gitmesinde büyük rol oynadı. Buradan da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü 65 üstü yaşlıların evine sıcak yemek gitmesi çok önemliydi. Bu süreçte daha büyük önem arz ediyordu. Bu korona salgın süresi geçici bir süreç olacak. Tabii şu an bizleri ve halkımızı zorluyor. İleriki etaplarda ben inanıyorum ki cemevi eski günlerine tekrar ulaşacak. Halkımızla iç içe olacağız. Etkinliklerimizi, cenaze yemeklerimizi ve beraber birlikte yaşayacağımız günleri yakın zamanda yaşayacağımızı düşünüyorum. Bütün canlara aşk ile.